Bebek kuş bakımında nelere dikkat edeceğiz? Yine en önemli şey ısıtmak. Burada sıcak torbası var. Sıcak torbasını önce hasta altı beziyle sarın. Yaklaşık 40 derece ile 60 derece arası olabilir. Daha fazla yapmayın, hayvan cayır cayır yanar. Bununla önce güzelce sarıyorsunuz hasta altı beziyle. Sonra üzerine kağıt havlu koyuyorsunuz ve sıcaklığını kontrol ediyorsunuz. Buradan ne kadar sıcaklık geliyor diye. Bir tane de mikrofiber bez öneriyorum. Temizlemesi kolay olduğu için. Şimdi aç olduğunu biliyorum onun. Sık aralıklarla besliyorum çünkü oldukça küçük. Bu bir baştan kara yavrusu diye düşünüyorum. Çok benziyor. Ama son dakikada bakarız. Başka bir yavruya dönüşebilir. Başka bir kuş türüne baktığımızın farkına varabiliriz. Şimdi elimde bir tane insülin enjektörü var. Ucuna bir tane kelebek diye isimlendirdiğimiz bir materyal var, eczanelerde satılan. Onun şu ilk kısmını kesiyorum. Ondan sonra buraya yerleştiriyorum. Bunları kesebilirsiniz. Bu daha kısa olabilir, sıkıntı yok. Bunun ağzı küçük olduğu için gırtlağın dibine kadar bırakmak daha önemli. O yüzden bunu kullanıyorum. İçindeki yine ıslatılmış, şişmiş, püre haline gelmiş kuru kedi maması ve yumurtanın sarısı. Tam olarak oran ifade edemeyeceğim ama birebir fazla olabilir. Biraz daha az yumurta sarısı koyabiliriz ve bunu sürekli taze hazırlamak gerekiyor. Buzdolabında tutun, sürekli olarak mamaya ekleyin, karıştırın. Yine oda sıcaklığına gelsin, hemen yedirin. Şimdi bakalım ne yapıyor? Acıktın mı? Acıktın mı? Hı? Hadi bakalım. Bakalım bakalım. Evet. Azıcık sıktım. Ne kadar diyelim biz buna? Bir kere de 0,1 mililitre kadar. Burada 100 kademesine kadar görüyorsunuz insülin enjektöründe. Bu 1 mililitre demek. 1 mililitre 100 olarak düşün. Her seferinde yani 10-10 gidiyorsak burada 0,1 mililitre kadar vermiş oluyoruz. Ben bir beslemede 0,4 mililitre kadar veriyorum. Bu arada kakasını kendisi yapmış. Bunun için baştan karalar bir şeyler yapıyorlar. Arkaya doğru popolarını uzatıyorlar. Oradan elinizle almanız gerekiyor. Öyle de olabilir. Beyine sıktım. Her zaman yuvayı temiz tutmalıyız. Doydun mu? Doydun mu? Ve ilgileneceğiz. Elimize alacağız. Onunla konuşacağız. Çünkü bu bir bebek. İlgi çok önemli. Büyüdüğü zaman işte çok alıştım salamam demeyin. O zaten hani ergenlik döneminde bakacaksınız. Hani çok güzel palazlanmış olacak. Tüyleri çok güzel çıkmış olacak. Ondan sonra yavaşça doğaya dönmek istediği zaman salacaksınız. Ama tabii şu anda çok uzun bir süreç var. Daha gözleri bile bunun kapalı. Yeni yeni açılıyor. Yarısı açılmış, yarısı kapalı. Çok güzel ilgileneceğiz ve ümit ediyorum böyle bulduğumuz her küçük yavruyu yaşatacağız. Ve ilk bulduğumuzda genelde soğuk oluyorlar. Bir köşede, yerde, ağaç dibinde olabiliyorlar. Mesela bunu bir köpek buldu. Hera. Ağaç kenarını sanırım eşelemiş. Sonra da sahibi, Viden arkadaşım, fark ediyor ki bir bebek var. Hemen alıyorlar, ısıtıyorlar ve ondan sonra da canlanmaya başlıyor. Şekerli su veriyorlar. Şekerli su ilk yapacağımız şey ve çok çok az damla damla vermek gerekiyor. Gaganın kenarına damlattığınız zaman o zaten yavaşça ağzının içine doğru süzülür. O onu ilk yaşatacak olan en önemli şeylerden bir tanesi. Şimdilik bu kadar.